Merhaba Genç Hayat izleyicileri. Emek Gençliği MYK üyesi Sinancam Ali Koç'la beraber mesleğin üzerine konuşacağız. Merhaba Sinancam. Merhaba Onur. Özellikle yer bulan bir tartışmaydı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleğinler üzerinden bir market zinciriyle yaptığı sözleşme. Bu sözleşmenin detayları nedir? Aynı zamanda bunu mesleğinde nasıl ortaya çıktığıyla bağlayabilirsen çok güzel olur. Yani şöyle belki bahsedebiliriz. Belki kamuoyunda yeni gündem oldu meseleler ama uzun süredir meslek lisesi öğrencilerinin, lise çağındaki öğrencilerin, onların velilerinin gündeminde mesleki eğitim merkezleri. Yani 2016 yılından itibaren aslında varlığını sürdürüyor. Daha öncesinde de var. Çıraklık yetiştirme merkezleri, çıraklık okulu olarak da bilinen vesaire ama esas itibariyle geçtiğimiz sene Ocak ayında Milli Eğitim Bakanlığı'nın 255 sanayi bölgesinde 255 mesleki eğitim merkezi irtibat bürosu sloganıyla başlattığı ve sayısını ciddi derecede arttırdığı bir proje aslında MESEM'ler. Yani Ama bugün bir öncesinde de var dediğin gibi. 2006 yılından beri var aslında bu atla yani. Ama daha öncesinde de zaten çıraklık yetiştirme merkezi olarak sanayi sitelerinde bulunuyor. Ya bugün birçok büyük kentte, birçok meslek lisesinin içinde ya da dışında MESEM'ler var. Temel meselesi mesleki eğitim adı altında bir sömürü çarkını oluşturmak. Çocuk işçiliği aslında bir yanda bu alanlarda örgütlemek. Böyle bir durumu var. Yani haftada 4 gün çalışma, bir gün okul. O okulda da aslında kültür ve uygulama derslerinin beraber alındığı, bu kültür derslerinin genellikle din kültürü ve ahlak bilgisi dersi olduğu bir şey. Hatta işte Kans Yıldırım Mavi Defter bloğunda yazdığı yazıda şöyle tanımlıyor mesemleri: Dante'nin cehenneminden de beter bir yer diye. Gerçekten mesemler ve onların anlaşmalı iş yerleri genç yaştaki işçiler için, yani aslında çocuk işçiler için bir cehennem gibi. Özellikle ücretlerin devlet desteğiyle verildiği, bu asgari ücretin üçte biri şeklinde genellikle oluyor. Öğrencilere maaşın, işte bu ücretin, çalışma ücretinin esas itibariyle devlet kamu kaynaklarından, genellikle işsizlik fonundan verildiği bir proje. Yani aslında AKP iktidarının istihdam projesi olarak da duyurduğu, MESEM'ler üzerinden çocuk işçiliği yasallaştırmaya çalıştığı, meşrulaştırmaya çalıştığı bir şey. Ya bir yandan da aslında sömürü çarkını kapitalistlere ittiği bir hat. Şimdi bu son anlaşma da aslında genelde çeşit, işte yani 20'ye yakın bölümün olduğu mesleki eğitim merkezleri var işte. Yani kuaförlükten işte otosanayinin çeşitli şeylerine, elektrik, elektronik, mekatronik, makine, işte çeşitli metal kesim şeyleri. Bunlar genelde ağır sanayi ya da işte çeşitli iş kollarındaki gençlerin buralarda çalışması, dediğim gibi mesleki eğitim altında çalışmasına tekabül ediyordu ama esasen burada çalıştırılması ve iş öğrenmesi gibiydi. Şimdi son projeli ulusal ölçekte bir anlaşmayla Milli Eğitim Bakanlığı işte bir market zinciriyle bir anlaşma yapıyor ve aslında çocuk işçiliğin aslında tüm yurtta ulusal ölçekte bir anlaşmayla marketlere kadar indi. Üniversiteli gençliğin aslında üniversite mezunu gençlerin çalışmak zorunda kaldığı, çok ağır çalışma koşullarının olduğu bu marketlerde artık bizim şeyimize, bu anlaşmayla birlikte mesleki eğitim merkezlerinde yer alan liseli gençler, lise çağındaki gençleri de biz buralarda göreceğiz. Aslında bu anlaşma bu sömürü çarkını ilk başta görülen, bizim söylediğimiz işte organize sanayi, ağır sanayi bölgelerinin dışına da aslında yanlar marketlere dayıyor ve geliştirmiş oluyor. Son verilere bakıyoruz. 910 bin öğrenci mesenlere başvurmuş şu anki sürece kadar. Özellikle bunların sayısının giderek artmasıyla beraber. Niye böyle bir cehennemden kötü bir yerde çalışmak, daha doğrusu okumak istesin öğrenciler? Hani bu tercih niye bu tarafa doğru evriliyor? Belki şöyle ifade ediyoruz onu: emek gençliğinin çalışmasının da yani MESEM'lerde özellikle son dönemde 9. konferansına itibaren yoğun bir çalışmayı da hedeflemişti. Bu yönde adımlarını da atıyor emek gençliği. Burada karşılaştığımız şeylerle belki cevaplamak mümkün bunu. Ama şimdi biz şöyle bir tablo ortaya koyalım Türkiye'de. Dar tanımlı genç işsizliğin 2021 verileri, yani 2021 yılında açıklanan TÜİK raporunda 2021 yılı verilerini kapsayan şeyde genç işsizliğin, dar tanımlı genç işsizliğin oranının %21 olduğu, milyonlarca üniversite ve lise mezunu genç işsizin olduğu ve gelecek kaygısının, işsizliğin, yoksulluğun gençler için artık can alıcı olduğu bir ülkedeyiz. Türkiye bugün böyle bir ülkede. Tek adam yönetimi altında Bildiğim böyle bir kadarıyla, lafını noktada. bölüyorum. Bildiğim kadarıyla da ne işte ne de eğitimde bulunan büyük bir gençlik kesim de var. Tabii yani. Bunlar kayıtlı kısım. TÜİK verilerinde kayıtlı çıkan kısımları. Şimdi bu böyle bir dönemde doğal olarak gençler, haliyle gençler, yani bir kalfalık belgesi, bir ustalık belgesi, az biraz da para kazanmak için bu mesleki eğitim merkezini
tercih edebiliyorlar. Mesela bunların bir kısmı da bunu tercih edenlerin bir kısmı da artık diyor ki ya ben niye burada çıraklık yapayım ki? Gideyim işçi olayım doğrudan. Zaten hani burada daha düşük ücretle çalışacağım ama iş de öğrenmiyorum deyip yapıyorum. Mesela 30 Ekim'de Evrensel Gazetesi'nde İstanbul'da bir genç işçi bir mektup yazmıştı. Şöyle ifade ediyor genç işçi, ben niye çırak olayım? Zaten asgari ücretin altında maaş alıyorum. Gitsem bir herhangi bir organize sanayi bölgesinde işçi olarak çalışmaya başlasam, 18'in geçtiğim için de aynı zamanda, ben asgari ücretin üstünde en azından ya da asgari ücrete denk bir ücret alırım ve kendim buradan şey yaparım. Şimdi Türkiye'deki koşullar bulunca mesleki eğitim merkezlerine doğal olarak orta öğrenim mezunu gençler tercih ediyorlar. Buradan en azından 3-5 kuruş cebime para kalır. Evdeki belki bir erzak giderine yardım olurum. Elektrik, su faturasını, doğalgaz faturasını aileme destek olurum. Kendi cebime sigara param çıkar, kendi cebime harçlığım çıkar diyerek. Aynı zamanda da buradan çıkınca bir ustalık belgem, kalfalık belgem olur. Geleceksizlik şeyim, parametrem biraz daha, geleceksizlik barım biraz daha azalır diye düşünüyorlar. Şimdi bakarsan da zaten dediğin tabloda bu Ekim verileridir. 910 bin civarı gencin kayıt yaptırdı mesleki eğitim merkezlerine. Şimdi bundan 10 ay önce 250 bindi bu sayı. Haziran verilerine bakalım. Yine 2022 yılının Haziran'ı 520 bin öğrenci. Neredeyse Haziran'dan bu yana iki katına çıkmış. Dolayısıyla gençler çalışma koşulları ne kadar kötü olsa da, ne kadar problemli olsa da bunu tercih ediyorlar. Ki zaten biraz da 11. sınıf, 12. sınıfa geldikçe çalışma ücretlerinin daha iyi olduğu koşullara da erişebiliyorlar. Ama hayatlarının en güzel yıllarını bu ağır çalışma koşullarında geçirmeyi tercih ediyorlar. Bunu biliyorlar, bunun farkındalar ama bunun temel noktası da daha iyi bir gelecek elde etmek. Bugünün koşullarında yoksulluğun getirdiği, ekonomik problemlerin getirdiği koşulların üstesinden biraz olsa gelebilmek adına bunu tercih ediyor. Diyebiliriz, böyle ifade edebiliriz. Hani dediğin gibi aslında biraz daha iyi yaşayabilmek için en azından hayatın sonraki süreçlerinde daha rahat bir şekilde yaşayabilmek için bu artık ne diyelim baskılar silsilesinden geçmek zorunda kalıyor dedin. Peki bu hani baskılar silsilesi, çalışma koşulları, yaşam koşulları, hani şu anki koşulları nasıl mesela? Şu an MESEM altında, hani MESEM'le beraber onlarla anlaşmalı iş yerlerindeki çalışma koşulları nasıl? Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bu projeyi ilk olarak şöyle durmuştu. 4 gün çalışma, işi öğrenme diyorlar. Pratik uygulamalı işi öğrenme diyorlar ama çalışmadır aslında bu. Bir günde okul. Şimdi aslında gerçek tablo şudur. Bir gün okul. Bu okulda da genelde ya öğleden sonra dersler olmaz ya da o günlerde genelde bazı iş yerlerinin patronları, bazı kapitalistler o öğrencileri şeye çağırır, iş yerine çağırır. Zaten yani okul burada yarım gün bile değildir aslında genelde. 6 günde çalışma şeklinde gerçekleşiyor. Çünkü MESEM'lere bağlı anlaşmalı iş yerlerinde, özellikle küçük sanayi bölgelerindeki yerlerde bu daha derin, daha can alıcı. Genelde 6 gün çalışıyorlar. Şimdi bu 6 gün çalışmada hemen hemen her gününde 8 saatin üstünde bir çalışma iş günü. Buna tekabül ediyor. 8 saatin üstünde bir çalışma iş günü olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunun karşısında aldığı ücret de şudur. Çoğu öğrenci, çoğu işçi diyelim aslında biz bunu artık yani. Çoğu işçi, genç işçi devlet desteğini ortaya koyan 9, 10, 11. sınıflar için 1700 Türk lirası, 12. sınıflar için de 2200 Türk lirası devletin kapitalistlere verdiği, bu anlaşmalı iş yerinde kapitalistlere verdiği destek olan ücreti alıyor. Bu öğrenciler yine Evrensel Gazetesi ve Genç Hayat Dergisi'nin mektuplarında çokça yer aldı bunlar. Gidip öğretmenlerine, müdürlerine söylediğinde ya hocam ben 8 saatin üstünde günde çalışıyorum, haftada 6 gün neredeyse çalışıyorum, bazen okul günlerinde de çalışmak zorunda kalıyorum ama bana verdiği ücret devletin sınırlı. Ben bunun üstüne bir şey diyemem diyor okul müdürleri, öğretmenler. Düzen böyle bir düzen. Yani bunun aslında bunun geçici kılan, bunu şey yapan, bunu geçerli kılan, bu durumu herkesin kabullenmesini sağlayan şey de aslında iş öğrenme. Özellikle küçük sanayi bölgelerinde de çoğu genç işçi, mesleki eğitim merkezleri üzerinden iş yerinde çalışan çoğu genç işçi iş öğrenmek bir yana dursun, oradaki bütün aslında getir götür işleri, meydancılık dediğimiz işleri yapmak durumunda kalıyorlar. İş yerinde gördükleri kaba muamele de yanlarına artık bunun üstüne eklenmiş oluyor. Yani mesela yine Genç Hayat Dergisi okurlarının İMES'te, İstanbul İMES'te yaptığı bir ankette, genç işçiler yaptığı bir ankette bu anketin önemli bir bölümünü mesleki eğitim merkezindeki öğrenciler oluşturur. %65'i bu ankete katılan öğrencilerin %65'i 10 saatten fazla çalıştığını söylüyor. Şimdi tablo budur yani. Böyle bir tabloda
çalışıyor. Şimdi bu Osmanlı İmparatorluğu'ndaki lonca teşkilatının bir şeyi var. Bugün de günümüze gelmiş şey veliler öğretmenlere derler, öğrencilerin okullara verirken. Geçmişte de lonca teşkilatında bir esnafa zanaatkar açarak olarak verirken diyormuş, eti senin kemiği benim. Artık o artık her şeyi yapabilirsin diyor ustasına, yani senin bu çırak, artık senin çırağı böyle yetiştirebilirsin. Ben bu izni verdim de bugün açısından artık özellikle bu mesleki eğitim merkezlerinin sayısının artması, sanayilerde yayılması, işte Bakan Mehmet Özer'in diyor ya şimdi hedef 1 milyona ulaşacağız, 1 milyona geleceğiz dediği noktada şu noktaya gelmiştir artık, eti senin kemiği benim lafı eti kemiği canı kanı teri artık tamamı sermayenin hizmetine sunulmuştur. Çok geniş bir sömürü koşulunu aslında burada doğurmuş. AKP iktidarı çocuk işçiliği hem yasallaştırmak hem meşrulaştırmak isterken bir yandan da kapitalistlere sömürü şeyi veriyor, artık sömürü alanı açıyor. İşte bu tablo bunu gösterir. Budur yani. Onun için az önce şeyde ifade ettiğimiz Kansu Yıldırım'ın Dante'nin cehennemden daha beter dediği koşullar bunlardır. Her ne kadar mesela daha iyi koşullarda çalışan öğrenciler yok mu? Var. 11. sınıf, 12. sınıfa gelince özellikle daha büyük fabrikalarda çalışan öğrenciler daha yüksek ücretlerde çalışıyorlar ama çalışma koşulları aynı. 6 gün iş. 8 saatin 3'ünde çalışma koşulu. İş öğrenme ancak kapitalistin ne kadar fazla çalışırsa, kapitalist hesabı ne kadar fazla çalışırsa o kadar olabiliyor. Ve bu koşullarda çalışıyorlar. En iyisinin durumu haftada 6 gün iş, günde 8 saatin üstünde çalışma olarak karşılık buluyor. Ve bu durumun çarpıcılığı nedense iktidar tarafından görmezden geliyor. Bunun nedeni de bellidir tabii yani. Açıkçası AKP iktidarı bütün alanlarda olduğu gibi bu durumda da sermayeye hizmet etmeyi tercih ediyor. Buradaki lise çağındaki gençler birinin sosyal hayatının yok yani. Birçoğunun sosyal hayatı yok. Sinema, tiyatroya gidemez durumdalar. Bir kitabı olup okuyup sayfasını çeviremeyecek kadar yorgun evlerine dönüyorlar. Lise çağındaki gençler bunlar. Bu gençler için de bu çalışma koşulları oldukça ağır. Yani ne kadar iyi ücret alanlar için söylüyorum tırnak içinde. Alabilseler de ki durumun ana ağırlığı öyle de değil. İş öğrenmeye çalışsalar da ustalık kalfalık belgesini burada dinseler de yaşadıkları hayat bu çağlardaki bir genç için hiç tercih edilmemesi gereken, hiç istememesi gereken bir hayat. Ama gençler bunu tırnak içinde tercih etme ifadesini kullanıyorum ben. Zorunda kalıyorlar bunu yapmaya. Bu ekonomik koşullarda, bu çalışma koşullarına, bu işte yaşam koşullarına mecbur kalıyorlar. Bunun değişmesi gerekiyor esas itibariyle. Ama hani dediğim gibi yaşam koşulları yine de dayanabilecek seviyede değil. Peki bu noktada MESEM'de başvurmuş öğrenciler, gençler ne yapması gerekiyor? Emek Gençliği burada ne öneriyor, ne söylüyor? Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Burada Emek Gençliği'nin önerisi, yani Emek Gençliği'nin aslında burada söyleyeceği şey şudur. Parasız bilimsel eğitim kardeşim herkes için haktır. Bu tüm iş, emekçi, yoksul çocuklar için sağlanması, tesis edilmesi gereken bir haktır. Bunu aslında savunuyoruz. Bu çağa gelmiş öğrencilerin çoğu, bu çağdaki öğrencilerin çoğu bilimsel ve parasız bir eğitim almalıdır. Böyle bir müfredata tabi tutulmalıdır. Olabilir evet, bu şeyde illa bir mesleki eğitimde tasarlanacaksa bu çerçeve etrafında tasarlanmalıdır. Öyle git fabrikaya, git sanayiye, eşek gibi çalış, burada öğren. Bunları şey yap, canın terini kapitalist için, oradaki patron, oradaki sermayedar için harca, sermayeye bahşet. Orada da öğrenebilirsen hadi iş öğren. Ben de buna bir şey yapamam. Bu değil yani. Bu az önce söylediğim parasız bilimsel demokratik bir eğitim çerçevesinde mesleki eğitim de öğretilecekse ancak öyle, yani gerekli yeterli donanımla, sadece bunun uygulaması değil aynı zamanda teorisi, bir kar amacı güdülmeden, bir patrona sermayeye kar şeyi sağlanmadan, onun sömürüsüne açılmadan uygulamalı ders öğretilmelidir. Ancak böyle olmalıdır. Ha şimdi bu durum nasıl tesis edilecek? Yani parası, yani kültür dersleriyle birlikte bir mesleki eğitim, teori dersleriyle birlikte bir mesleki eğitim ya da tercih etmek istemeyen öğrenciler için ekonomik zorunluluklarla dayatma değil de nasıl olacak da bu tesis edilecek? Burada Emek Gençliği şunu diyor. Bu ancak meslek liselerin ve mesleki eğitim merkezlerinde yalan. Mesleki eğitim alan öğrenciler başta olmak üzere aslında tüm lise gençliğinin ve tüm Türkiye gençliğinin mücadelesini vermesi gereken bir şey. Mesleki eğitim merkezlerinde öğrenim gören diyemeyeceğim. Çalışan öğrenciler aslında bu iş yerlerinde anlaşmalı. Çalışan öğrenciler kendi aralarında örgütlenecekler, bu talebi yükseltecekler. Bunun tek koşulu budur. Okullarında, sınıflarında haftada bir günde gitseler orada kendi aralarında koşullarını
bir şekilde tartışıp bunu nasıl hak alabiliriz? Bunun irili ufaklı örnekleri var. Bazı basını, bazı özellikle Evrensel Gazetesi'ne, Genç Hayat'a yansıyor, çeşitli basınlara da yansıyor. Dilekçe veren öğrenciler bir şekilde belirli haklarını alıyor. Bu hakkı nasıl alacaklarına kafa yoracaklar. Birbirleriyle tartışacaklar iş yerlerinde. Kendi iş yerlerinde çalışan, bir sürü bu koşullarda çalışan arkadaşlar var aynı durumda olan. Bunlarla tartışacaklar, bir araya gelecekler, mücadele edecekler, taleplerini ortaya koyacaklar. Yan kendi atölyesinde ve bu yan atölyesindekine gidecek. Ancak meslek liselerin ya da mesleki eğitim merkezlerinde çalışan diyeceğiz tekrar burada. Bununla bu iş yerlerinde çalışan gençlerin buradaki mücadelesi bu durumu değiştirebilir. Tabii bu sadece onlarla sınırlı değil. Dediğim gibi parasız eğitim, bilimsel eğitim her genç için haktır ama burada işte yani bu gibi bir durumda bile, bu yoksulluk şartlarında bile gençleri çalışmaya ekonomik olarak zorlayan, onları oraya iten böyle bir çalışma ve yaşam koşulları ortaya koyan iktidardan hiçbir şey bekleyemeyiz. Sadece bu iktidardan değil, bu iktidar değişebilir ama sermayeye bağlı, kapitalistlere bağlı, onların çıkarlarına dayalı hiçbir hükümet bunu sağlayamayacaktır. Bu ancak bu burada çalışan genç işçilerin mücadelesine bağlı olacaktır. Ancak örgütlenirse buradaki genç işçiler, bu alanlarda çalışan genç işçiler, bu birleşirlerse, taleplerini yükseltirlerse bu çalışma ve yaşam koşullarından kurtulurlar ve gerçekten hak ettikleri, bu çağdaki gençlerin gerçekten hak ettikleri bir yaşama kavuşabilirler. Bunun için de dediğim gibi az önce tekrar etmek pahasına söylüyorum, vurguluyorum. Kendi atölyelerinde, yanında, çevresindeki, mahallesindeki atölyelerinde, mahallesinde yani kendi yaşadığı mahallede onlarla birlikte işe servislerle binip giden genç işçilerle ve okullarındaki haftada bir günde olsa gittikleri okuldaki öğrencilere, genç işçilerle bu işi tartışarak, bir araya gelerek kazanabilirler. Burada biz bu koşullar sağlığının açık olduğunu düşünüyoruz. Emek gençliği burada da nasıl öğrenci gençlik, lise öğrenci gençlik içinde ya da üniversiteli öğrenci gençlik içinde bu çalışması, aynı bu şekilde işçi gençlik içinde de önemli ölçüde burada çalışmasını sürdürür, seferber eder. Onlarla iç içe geçmiş biçimde bu mücadeleyi sürdürecektir. Buradan da geri durmayacağız, bunu da tekrar söylemiş olalım.